Çankırı Dernekler Federasyonu, Pursaklar Belediyesi, Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde Büyük Çankırı Buluşması, Birlik ve Beraberlik Gecesi adı altında bir etkinlik düzenlendi. Çankırı Dernekler Federasyonu'nun Pursaklar Belediyesi, Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği Büyük Çankırı Buluşması, Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Orhan Yeğin, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağan, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz, Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Can, AK Parti ve MHP Pursaklar ilçe teşkilatlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Pursaklar Belediyesi, Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, çok sayıda projelerinin olduğunu belirterek, belediye bütçesinin nasıl kullanılacağı hususunda kitaplar yazan, herkese dersini veren insanlarız. Ancak daraldığımız, bunaldığımız bir yer olursa, o zaman da sırtımızı yasladığımız Recep Tayyip Erdoğan var ifadelerini kullandı. Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü. Kardeşim, bir adamın seçilerek iş başına gelmiş olması ona suç işleme özgürlüğü verir mi? Paraları çalma hakkı verir mi? Kandil'e yardım etme hakkı verir mi? Bu devletin dibine dinamit koyma hakkı verir mi? Ben 5 kere belediye başkanlığına seçilmiş birisiyim. Milyonlarca oy aldım. %70'lerden de oy aldım elhamdülillah. Ama vatandaş bana niye oy verdi? Hizmet et diye verdi. Hizmet et, bize hizmetkar ol diye verdi. Parayı çal da Kandil'e gönder diye mi verdi? Elbette ki oraya kayyumlar atarız. Yeni dönemde de bizim çabamız Cumhur İttifakı'nda bu hırsız arsız adamların, bu milleti bölmek isteyenlerin, parçalamak isteyenlerin iş başına gelmemesi. Tek derdimiz var o. Hay hizmetlerde Ahmet olmuş Milliyetçi Hareket Partili veyahut da Mehmet olmuş AK Partili. Hiç farkı yok. Ben Cumhur İttifakı'nın adayım. 25 kardeşimle birlikte huzurunuzdayız. Eğer sizler izin verirseniz biz hizmet edeceğiz. Sizlere hizmet edeceğiz. Hiç ayrılmadan. Değerli kardeşlerim, 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Sonra Cumhurbaşkanımız emredince Ankara'ya geldim. 3 dönemdir milletvekiliyim. Ve 2 yıldan fazla da bakanlığım var. Ömrüm belediyecilikle geçti. Hizmetle geçti elhamdülillah. Ama şu önemli, biraz önce Ayhan Bey kardeşim anlattı. Pursaklar'ın eski durumu. Şimdi kocaman bir şehir. Çankırı'da bizim, Çorum'da bizim, Kayseri'de bizim, Kırşehir'de bizim. Cumhur İttifakı AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz da yaptığı konuşmada 2005'te çıkan Büyükşehir Yasası'yla Pursaklar, Kalecik, Akyurt gibi ilçelerin Büyükşehir Belediyesi hizmet alanına girdiğini hatırlatıp Büyükşehir Yasası'yla önce altyapı çalışmaları başladı, 14 yılda Pursaklar nereden nereye geldi, bu başarıda Selçuk Başkan'ın ve bu bölgede hizmet veren başkanlarımızın, teşkilatlarımızın büyük emeği var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde Haseki Başkan'la metroda olacak, köprülü kavşaklarda olacak, daha güzel Pursaklar olacak. Gelin canlar, bir olalım, iri olalım, diri olalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz diye konuştu. Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Çankırı hemşehrilerimiz hem Pursaklar'da hem Çankırı'da hem de Türkiye'nin her yerinde milletle alakalı, devletle alakalı, vatanla alakalı, bayramla alakalı, ezanla alakalı bir sütunda olduğunda her zaman milletinin yanında, devletinin yanında olmuştur. Bundan dolayı sizinle yaren olmak, sizinle yol arkadaşlığı yapmak bize her zaman gurur vermiştir. Zeynep Bilgin bahsetti. Zaman zaman böyle Çankırı gençlerinden de sohbet ediyor. Ben onlara diyorum ki, arkadaş, Koçhisar, Küba, Pursaklar'a 180 kilometre, Nalda'ya 180 kilometre. Şimdi ben Koçhisarlı'yla hemşire oluyorum, Nalda'yla hemşire oluyorum. Ya Çankırı şurası, biz Çankırı'yla niye hemşire olmuyoruz? Oturunlar biz aşağıya dağlanmış diye. Hep birlikte Türkiye'nin üyesi için.
için, kalkınması için, Ankara'mızın fırsatlarımızın güzelleşmesi için gayret edeceğiz inşallah. Program Yaren Gösterisi ve Türkülerle sona erdi.